Hepinize yeniden merhabalar arkadaşlar. Yepyeni bir gimde yeniden sizlerle beraber olmanın haklı gururu ve onurunu taşıyorum. Rockstar Games'in çıkartmış olduğu olağanüstü yarış oyunlarından biri olan Midnight Club için Gimme ile hep beraber şu anda ağzımız acık bir şekilde seyredeceğiz olanı biteni. Öncelikli olarak heriflerin yaptığı açılış filmini izliyoruz tabii ki. Madem yapmışlar neden izlemeyelim yani. İzlememek büyük bir hıyarlık olurdu yani bu kadar emek verilmiş bir şeyi. O yüzden sakin bir şekilde izliyoruz. Biraz sonra coşabiliriz yani oha 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 diye. Midnight Club 3'ün en önemli olaylarından bir tanesi değişik türden arabaları bir çatı altında toplaması. Şimdi ne demek istiyorum? Yani bu Senji kardeşlerimizin Pimp My Car modunda gördüğünüz gibi Cadillac Escalade'den tutun ne bileyim işte Chrysler 300C'ye kadar olan zencilerin almayı sevdiği türden araçlardan tutun ki gördüğünüz Lamborghini'ye veya benim almak istediğim veya alacağım Corvette veya ne bileyim Camaro'ya, eski model Camaro'ya, eski model veya yeni model Corvette'lere kadar bir sürü araba var arkadaşlar. İstediğinizi alın, istediğinizi boyayın, binlerce çeşit kombinasyon yapın. Zaten bunları birazdan göstereceğim sizlere, henüz yarışa bile başlamadan. Ana menümüz bu şekilde caddelerin içinden böyle hızlıca uçarak gerçekleşiyor. Zenci kardeşlerimizin sevdiği türden bir tane yarışa müzik dinlemeye başladık. Hemen garajımıza gidiyoruz. Bu Hilkat garibesi kılıklı amcam bizim garajda çalışıyor. Böyle işte takı falan yapıyor şeye, arabaya. Kendince bir şeyler. Bu benim arabam. Kariyer modunda şu anda kullandığım araba. Ne yapalım? Görmemişin arabası olmuş. Tutmuş yeşile boyamış. Yani yapacak bir şeyimiz yok. Yeşile boyadım. Belki selametçiyim yani kim bilir. Yeşil güzel bir renktir sonuçta. Doğayı temsil eder. Ayrıca yeşil gözlü kızlara da hastayımdır. O da ayrı bir nokta yani. Şu anda sizlere çaktırmadan oyunda ne gibi upgrade opsiyonlarının olduğunu gösteriyorum. Gördüğünüz gibi detail shop'a giriyoruz. Detail'lere girdiğimizde vinyller, decal'lar böyle plakamızı değiştirebiliyoruz. Kendimiz mesaj yazabiliyoruz veya Amerika'daki diğer eyaletlerin plakalarını koyabiliyoruz falan. Ayrıca tabii ki bin bir çeşit performans parçası var. Ne bileyim işte vites kutusunu değiştir, yok motora wind blower ekle bilmem ne yap falan filan. Bunların hepsini tabii ki bu 20 dakikalık gimde anlatmamın imkanı yok. O yüzden eminim ki oyunu mutlaka alacaksınız. Yani bu görüntüleri izledikten sonra. O yüzden kendiniz keşfedersiniz diyorum. Şu anda arabamız Chrysler olduğu için hemen bir tane Chrysler logosu koyuyoruz. Bu arada Chrysler benim Amerikan arabaları arasında sevdiğim bir marka. Çok sağlam araba yapıyorlar herifler. Özellikle bu gördüğünüz araba 2 sene önce çıktı piyasaya burada. Ve de yani inanılmaz tank gibi bir şey. Gerçi çok pahalı. İçinde Hemi motor var. Hemi motor ne demek bilmeyenler için diyecek bir şey bulamıyorum. Gitsinler öğrensinler. Bilmeyenler için bir şey diyecektim de. Ne diyeceğimi ben de bilmediğim için şeyi bulamadım yani. Haklı olarak Hemi motor Dodge ve Chrysler'da yani zaten aynı firmanın arabaları ve de Jeep'te bu da aynı firma. Kullanılan harika bir motor. Gördüğünüz gibi yarışa başladık arkadaşlar. Şimdi hemen size şekil yapacağım. Buyurun. O yazdım. Seslere lütfen dikkat. Bağırmaları, çağırmaları, motor seslerini. Yani ağaçların bile yanından geçtiğimizde sağdan soldan gelen şeylere lütfen dikkat edin arkadaşlar. Ben zaten birazdan konuşmayı keseceğim. Siz oyuna biraz daha şey yapın diye. Ne derler ona? Konsantre olun diye. Hemen kameramızı değiştirelim. En sevdiğim kamera yarış oyunlarında bumper cam'dir arkadaşlar. Yani bu. Ama siz arabayı görün diye şimdilik biraz dışarıdan süreyim. Birazdan içeri geçeceğim tekrar. Oyundaki eksiklerden bir tanesi onca araba olmasına rağmen kokpit kamerasının olmaması.
herhalde üşenmişler o kokpit olayını buraya geçirmeye. Ya da oyun çok hızlı ve heyecan dolu olduğu için ulan kim bakar kokpite? Kokpite koyayım. Yani kokpite güzel bir isim koyayım. Size bir şey olmasın türünden bir olaya girmişler. Gördüğünüz gibi grafikler sanki film gibi arkadaşlar. Herifler nasıl yaptı bilmiyorum ama bu yer yansıması falan bence Need for Speed Underground serilerinden çok daha güzel. Işık camın patlama efektini gördünüz. Işıkların böyle trail oluşuna bakın, böyle arkadan izinin çıkışına bakın. Yani böyle gördüğünüz gibi yani her şey harika gözüküyor arkadaşlar. Görüntü olarak oyuna zaten çok yüksek bir puan vermiştim. Bu arada saat 3 oldu gene. Saat oldu 3. Ben bilgisayar başına kim yapıyorum. Şu görüntüleri izliyorum. Böyle ağzım açık bir şekilde. Canım gemi kapatıp tekrar oyuna dönmek istiyor. Gördüğünüz gibi oyun ne kadar akıcı, ne kadar böyle hiçbir yavaşlama olmuyor. Yani ne bileyim, diyecek bir şey bulamıyorum arkadaşlar. Bu arada şehirde dolaşıyoruz ve yarış arıyoruz. Aynı Need for Speed Underground 2'de olduğu gibi bu oyunda da şehir içinde dolaşıp belli noktalara gidip belli türden yarışlara giriyoruz. Tabii ki arabamızın ne tür bir araba olduğu da bunların üzerinde büyük bir rol oynuyor. Çünkü mesela bu mesela bu arabayla ne bileyim Corvette'lerin yarışına giremiyoruz. Çünkü bu araba lüks araba. Bunlarla bu arabayla mesela ne bileyim Mercedes olsun, BMW olsun, o tür şey yarışlara girebiliyoruz. Şu anda yine bir yarışa başlayacağım. Normalde bu ekranları hızlıca geçerim ama grafiklerin ne kadar harika olduğunu görmeniz için böyle yavaş yavaş göstermeye çalışıyorum her şeyi. Midnight Club'da hemen hemen diyorum. Yani yarışların %90'ında checkpointler veya noktalar diyelim. Bu şekilde sarı şeyler de belli ediliyor. Polis kardeşimiz geldi motosikletle. Haritadan görebileceğimiz gibi aynı zamanda bu göğe yükselen duman şeklindeki şeylerden de görebiliyoruz. Bu arada oyunun ne kadar hızlı ve akıcı olduğunu lütfen fark edin arkadaşlar. İnanın elimde olsa her birinize, yani Xbox getireceğim, oyunu da getireceğim, hep beraber oynayacağız. Ama elimde değil çünkü o kadar param yok. Zürt bir insanım biliyorsunuz ben. Şu polisten bir kurtulamadık gitti ulan. Lan ne biçim polissin? Polisten herif motosikletle arabayı sıkıştırıyor. Lan ne cesaretli adamlar var bu. Herife bir şey de olmuyor ha. Neyse. Bu yarışta pek başarılı olamayacağımız açık ve net bir şekilde belli oldu. Çünkü şu polis beni rahat bırakmıyor. Bu arada oyunda yazı içinde de belirttiğim üzere her arabanın değişik, daha doğrusu her araba araba sınıfının değişik özellikleri var. Mesela bu arabanın veya büyük SUV'lerin özelliği sol thumb ile klikledikten sonra ekranın kızarması ve bu ekran kızarmış bir şekildeyken hangi arabaya çarparsak çarpalım darmaduman etmemiz. Bunu biraz sonra bir kez daha göstereceğim sizlere. Şu anda şu yarışta bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Gösteriyorum işte bu şekilde. Diğer rakipleri de şey yapabiliyoruz arkadaşlar. Ekarte edebiliyoruz. Ne yazık ki o kadar çalışmamız ve gözümüzü yırtmamız sonucu 3. olabildik. Başka bir yarışa başlayalım hemen. Tabi aradaki yükleme sahnelerini falan ben sizler için kestim Premiere'de. Vatandaşlarımız yükleme sahnesini izlemesin diye. Yine bir şehir içindeki checkpoint yarışlarından bir tanesindeyiz arkadaşlar. Bu yarışın sonuna kadar konuşmayı düşünmüyorum. Lütfen siz kendiniz oynarmışçasına konsantre olun. Etrafı seyredin, sesleri duyun, grafiklere bakın ve bu oyunu alın. Bu yarış bittikten sonra konuşmaya devam edeceğim.
bom 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 da yo man yo have you seen me yo. Arabayı darmanı bana ettik tabi. Gördüğünüz üzere arkadaşlar oyun tek kelimeyle yani harika. Bundan daha güzel bir yarış oyunu nasıl olur bilemiyorum. Midnight Club 4'te belki görürüz. Bu arada aynı ayın yani bu ayın diğer gibi olan Burnout Takedown'un da ne kadar harika bir oyun. Takedown değil pardon. Burnout Revenge'in de ne kadar harika bir oyun olduğunu göstereceğim sizlere. Şimdi yine şehirde dolaşmaya başladık. Yapabileceğimiz diğer akrobatik hareketlerden bazılarını size demonstre etmek istiyorum şimdi arkadaşlar. Bu kadar güçlü bir araba altında olsaydı yani vallahi billahi yani trafikte hakikaten bu hareketleri yapardım yani. Bunları çarpma iyi değil de ne bileyim kaydırma olsun, spin atma olsun. Şimdi hareketleri izleyin. Görüyorsunuz ne kadar usta bir şoförüm. Kara Şimşek. Michael Knight halt yemiş yani arkadaşlar yanında. Halt yemiş mi? Halt etmiş mi lan? Lafları karıştırdık. Başka bir şey yerdi ama halt ederdi. Sonuçta Michael Knight halt etmiş. Michael Knight'ı seveyim size bir şey olmasın arkadaşlar. Gece 3'ü 8 gece Michael Knight'ı sevdirdiniz bana yani. Şimdi oyundaki diğer opsiyonlardan size bahsetmek istiyorum kısaca. Bildiğiniz gibi her şey kariyerden ibaret değil. Arcade denen bir şey de var. Gavur yapıyor yani arcade. O San Diego yazıyor. Bu arada hatırlatmayı unuttum. Oyunda 3 tane değişik şehir var. Bunlarla ilgili ayrıntılı yazımı zaten okumuşsunuzdur. Geçen ay derginizi aldıysanız. Şimdi oyundaki enteresan yarış modlarına şöyle bir göz atacağız arkadaşlar. Mesela ne bileyim. Değişik yine bir turlu yarışa başladık. Dust Rain 5 dedik ve oyuna başlıyoruz. Ha bu arada rakipleri seçelim. Kendimde hala Chrysler 300C var ama rakip olarak tabii ki Corvette seçeceğim. Kendi şansımızı azaltmak bakımından. Last Man Out'u da on yapalım. Yani her tur sonrasında sona kalan dona kalsın, yarıştan atılsın. Corvette'lere karşı bir mücadele vermeye başlayacağız arkadaşlar. Bakalım ne derece başarılı olacağım. Bunu zaman gösterecek. Her şeyin ilacı zamandır. İnanın bana. Şu grafiklere bakın lan. Lan hacı. Bak lan şu grafiklere. Şu korvetlere bak. Benim araba berbat gözüküyor korvetlerin yanında. Gördüğünüz gibi yağmur yağıyor ama yağmur yağdı. Oyun biraz yavaş gözüküyor. Gözükmeye başladı. Bunun sebebi Xbox'ın gücünün yetmemesi değil. Yağmur yağınca hakikaten biraz daha yavaş gitmemiz yani çünkü patinaj ve benzeri olaylara giriyorsunuz biliyorsunuz yağmurda. Ben de sevmem aslında yağmurda araba sürmeyi pek. Karda daha hiç sevmem yani. Şu Corvette'in arkadaki stoplight'lara hastayım abi ya. 4 tane var ya yuvarlak. Arkadaşlar dualarınızın benimle olduğunu biliyorum. 2006 senesinde Corvette almak için, yeni Corvette almak için elimden ne geliyorsa yapacağım. Siz okurlarım için kendime bir tane Corvette almayı düşünüyorum bu sene. Önümüzdeki sene daha doğrusu. Allah sonumuzu hayır etsin diyorum. Amin diyorum. Çalışmaya devam ediyorum. Bakalım daha ne kadar uğraşacağız bir Corvette almak için. Türkçemizde güzel bir laf vardır. Bükemediğin eli öpersin. Yok lan. Bu pozisyona uymadı yani. Diyecektim ki Corvette'i geçemiyorum ya. Hani o yüzden kaza yaptırıyorum. Bükemediğin eli öpersin diyecektim ama sonuçta ben bükemediğim ele çarpıyorum. Yani buna da güzel Türkçemizde vur kır parçala bu maçı kazan diyoruz yani. Şimdi yine değişik bir yarış modundan bahsedeceğim. Oyunda bir sürü yarış modu var zaten arkadaşlar. Yani bu zaten sıkılmamızı tamamen engelliyor.
Bu yarış modlarından bir tanesi şu anda painting. Painting nedir? Boyama. Şimdi şehrin belli başlı noktalarını kendi rengimizle boyayacağız. Bu biraz şeye benziyor. Unreal Tournament'taki Assault moduna benziyor. Hani böyle 3-4 tane nokta olurdu ya veya 2 tane nokta olur. Onların ikisini aynı anda kontrol etmeye çalışırsınız. 15 saniye kontrol edince bir puan kazanırsınız falan. Bunu da benzer bir şekilde şehrin değişik noktalarındaki görüyorsunuz yeşiller şu anda nötrler. Diğer her takımın kendine has bir rengi var. İşte kırmızı olsun, mor olsun, mavi olsun falan. Benim takımın rengi mavi. O yüzden şu anda ben bütün bu şeylerden geçip lan buna boru mu diyeyim, duman mı diyeyim, ne diyeyim belli değil, ne diyeceğimi de bilmiyorum. Bütün şu kargaşa diyeceğim, kargaşa da denmez ki hocam. Her neyse, bütün o duman benzeri bulut, dikey bulutlardan geçip kendi rengimizle donatmaya çalışıyoruz şehri. Belli bir zaman şeyi var, sınırı var tabii. 10 dakika ayarladım ben ama ondan evvel de böyle belli bir yüzde şey yaparsanız, ele geçirirseniz kazanıyorsunuz. Sonuç olarak yemin sonuna geliyoruz arkadaşlar. Bu oyunu gördüğünüz gibi yani artık zaten diyecek bir şey bulamıyorum. Gene 18 dakika boyunca çenem düştü, hiç durmadan konuştum, farkındayım ama lütfen bu oyunu alın. Allah rızası için bu oyunu alın arkadaşlar. Bak, ölümü görün almazsanız ha. Vallahi lan, alın lan. Bak bu oyun için vallahi diyorum, bak Xbox bile alınır bu oyun için. $150 $200 dolar verip Xbox bile alınır. Kesinlikle bütün yarış severlere, yarıştan anlamayanlara bile bu oyunu öneriyorum. Tek kelimeyle harika bir yarış oyunu. Bundan sonraki gemimiz de yine tek kelimeyle harika bir yarış oyunu olacak. Ve de artık konsol almanın zamanı geldiğini ispatlayacağım sizlere. Şu anda sizleri yine sevgi, hürmet ve selametle öpüyorum. Kendinize iyi bakın diyorum. And you be cool, dudes, okay? Bye bye. Saçarım, elektrik de saçarım ha, ona göre. Açılın.